Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda ekosistem ekolojisi yani 10. sınıf ekolojisi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Ben birkaç tane soru hazırladım. Bunları çözelim, konuyu iyice aklımıza yerleştirelim. Birinci soruda okuyalım. Diyor ki bir kara ekosistemine ait besin piramidinde enerji akışı gösterilmiştir. Bu piramitle ilgili hangisi doğrudur? Bakın her zaman gördüğümüz piramit. Diyor ki ayrıştırıcılar ölü her organizmaya etki edebilir. Ayrıştırıcılara bakıyorum, tüm basamaklarda var. O zaman doğrudur. Ölü her organizmaya etki eder. Birinci tüketicilerde zehirli madde birikimi üreticilere göre daha azdır. Şimdi arkadaşlar zehirli madde birikimi ne oluyordu? Yukarıya doğru gittikçe artıyordu. Dolayısıyla bu ne olacak? Yanlış. Birinci tüketicilerde üreticilere göre daha fazla olacak. Üçüncü tüketicilere aktarılan enerji en fazladır. Bakın aktarılan enerji yukarıya doğru gittikçe azalıyor. Dolayısıyla üçüncü tüketicilerde en az enerji vardır. Bu da yanlıştır. Tabandan tepeye doğru gidildikçe canlılarda evrimsel gelişmişlik artar. Arkadaşlar evrimsel gelişmişlikle ilgili bir şey söyleyemiyoruz. O yüzden bu yanlış olacak. Birinci tüketicilerden itibaren depo şeker nişastadır. Şimdi birinci tüketici nedir? Koyundur mesela. İkinci tüketici nedir? Aslandır. Üçüncüsü nedir? İnsandır. Bunların hepsi hayvanlar alemine girmiyor mu? Evet. Hayvanlar aleminde depo şeker nedir? Glikojendir. O zaman yanlıştır. Bize doğru olanı soruyor. O zaman A şıkkı bizim doğru olan şıkkımızdır. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki bir kara ekosisteminde bulunan 3 farklı canlı grubu arasındaki beslenme ilişkisi şöyledir. K canlısının sayısı arttığı zaman L ve M canlısının sayısı da artıyor. Bakın şimdi K artınca L ve M de artıyor. O zaman arkadaşlar K L ve M'ye ne verir? Besin verir. L ve M'ye besin verir. Şimdi bunlar arasındaki ilişkiyi kurdum. Geçelim diğerine. L canlıları arttığı zaman K türünün birey sayısı azalıyor. Şimdi L arttığında ne olacak? Sürekli K ile beslenecek. O zaman K azalacak. Tamam doğru. L K ile besleniyor. Bunu kurmuştuk zaten. M canlıların sayısı arttığı zaman L canlısının sayısı da artıyor. Bakın M arttığında L de artıyor. O zaman L M ile de besleniyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi bunların hangisini üretici, hangisini tüketici diyeceğiz. Arkadaşlar K her ikisine de besin verdiği için nedir? Üreticidir. Bakın L kimle beslenmiş? Hem K ile hem de M ile beslenmiş. M kimle beslenmiş? K ile. O zaman M bir otçul canlıdır diyebilir miyiz? Mesela bir koyundur diyebiliriz. Otla besleniyor. L'ye baktığımızda L hem otla beslenmiş hem de etle beslenmiş. O zaman L nedir? Hepçil canlıdır arkadaşlar. Mesela nedir? İnsandır. Tamam bu şekilde kurduk. Diyor ki kaleme için hangileri doğrudur? K güneş ışığını doğrudan kullanır. Evet, üretici olduğu için kullanır. Doğru. L canlısında nişasta sindirici enzim grubu vardır. L canlısına bakıyorum, hepçil otla besleniyor. O zaman nişasta sindirici enzim vardır. Doğru. K ve L'nin depo şekeri glikojendir. Arkadaşlar K bir bitki. K'da depo şeker nedir? Nişastadır. Glikojen değil. L'de glikojen doğru ama K'da nişasta olduğu için bu yanlış olacak. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Sorularımız biraz uzun. Evet, üçüncü sorumuz. Burada ne diyor? Yine bir besin piramidi vermiş arkadaşlar. Diyor ki bu piramitte ok yönünde ilerledikçe hangileri doğrudur? Şimdi bakın ok yönünde ilerledikçe bir kere yazalım neler olduğunu. Biyokütle ne olur? Biyokütle azalır, değil mi? Azalır. Aktarılan enerji azalır. Biyolojik birikim yani zehirli madde birikimi, biyolojik birikim artar. Canlı sayısı genel olarak azalır diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çeşitlilik yine aynı şekilde genel olarak azalır. Diyor ki enerji aktarımında kayıp meydana gelir. Evet, aktarılan enerji azalıyor. Bu doğrudur. Canlıların biyokütlesi azalır. Evet, biyokütle azalır dedik. Bu da doğrudur. Birinci tüketiciden itibaren depo şeker glikojendir. Birinci tüketici bakıyorum. Evet, buradan sonra ne vardı? Hayvanlar grubu vardı. Dolayısıyla depo şeker glikojendir. Doğrudur. O zaman cevabımız ne olur? Ne olacak? 1, 2 ve 3 hepsi doğru olacak. Geçelim dördüncü soruya.
Bakın burada bir yorum sorusu var arkadaşlar. Ekosistemde, ekolojide çok fazla yorum sorusu soruluyor. O yüzden soruların uzunluğu sizi şaşırtmasın. Kesinlikle bırakmayın soruyu, çözün. Diyor ki bir ekosistemde yaşayan 3 farklı türde yumurtadan çıkan yavru sayısıyla sıcaklık arasındaki ilişki grafikte verilmiş. Buna göre bilgilerden hangileri yanlıştır, hangisi yanlıştır demişim. Bakıyorum arkadaşlar. Hepsinin belirli bir sıcaklıkta yumurta üretme zamanı var. Yumurta üretme sayısı var. Buna göre yorum yapacağız. Diyor ki Y ve Z'nin olumlu etkilendiği ortak bir sıcaklık derecesi yoktur. Şimdi Y ve Z'ye bakıyorum. Bakın X'i kapattım. Y ve Z'nin kesiştiği bir bölge var mı? Var değil mi? Bakın şurası Y ve Z'nin kesiştiği bir bölge. O zaman burası ortak bir sıcaklık derecesidir. Burada ne diyor? Ortak sıcaklık derecesi yoktur diyor. Bu bir dursun bakalım. Yanlış olacak bu. Diğerlerini okuyalım. Sıcaklığın sürekli artması her 3 canlı grubunda da olumsuz etkiler. Bakın sıcaklık sürekli arttıkça ne olmuş? Hepsinde arkadaşlar yavru sayısında azalma meydana gelmiş. Evet, olumsuz etkiler, bu doğrudur. X canlısının olumsuz etkilendiği sıcaklıkta Y canlısı olumlu etkilenir. Bakın X canlısının olumsuz etkilendiği sıcaklık 10-15 derece arası ama Y canlısı ne yapmış? Olumlu etkilenmiş. Doğrudur. Z türü sıcaklığa diğer canlılardan daha dayanıklıdır. Arkadaşlar Z türüne bakıyorum. Z türünün tolerans aralığı daha fazla. Yani şu aralık daha geniş. O yüzden diğer canlılardan daha dayanıklı. Doğrudur. 3 tür içinde optimum sıcaklık değeri farklı. Bakın optimum değeri en yüksek olduğu değerdir. Bunda nedir? 7. Bunda nedir? 15. Bunda nedir? 25. Evet, hepsinde farklı. O zaman hangisi yanlış olacak? E. Bakın ikisinin de olumlu etkilendiği sıcaklık değeri var. Bakın burada da artmış. Burada da artmış. O zaman ne olacak? Olumlu etkilendiği sıcaklık var demektir. Burada yok dediği için yanlış şıkkımız A şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. 5. sorumuz. Bu da yine uzun bir soru. Diyor ki aynı deney ortamında bulunan X, Y, Z canlıları ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. X ortamda olmadığı zaman organik madde artıyor, inorganik madde azalıyor. Buna bağlı olarak Y ve Z canlıları azalıyor. Şimdi X ortamda yok. O zaman organik madde artıyormuş, inorganik madde azalıyormuş. Buna bağlı Y ve Z canlıları azalıyormuş. Bakalım, okuyalım diğerlerini. Y ortamda olmadığı zaman zehirli inorganikler artıyor. Şimdi arkadaşlar Y ortamda yoksa zehirli inorganik artıyormuş. O zaman Y zehirli inorganikleri kullanıyor. Zehirli inorganikleri kullanan canlılar kimlerdir? Kemosentetik canlılardır değil mi? Kemosentez yapan. O zaman Y kemosentez yapıyordur. Bunu bildik. Z canlısı güneş ışığını, güneş enerjisini doğrudan kullanarak besin piramidinin tabanını oluşturmaktadır. O zaman Z nedir? Güneş ışığını kullandığı için fotosentez yapar. O zaman X nedir arkadaşlar? X de bir tüketicidir. Tüketici. Evet. Ayrıca X için ayrıştırıcı da diyebiliriz. Çünkü X ne yapıyormuş? Organik madde artıyormuş, inorganik madde azalıyormuş. İlk ayrıştırıcılar ne yapıyor? Organik maddeleri inorganik maddeye çeviriyor. O yüzden X için ayrıştırıcıdır da diyebiliriz arkadaşlar. İkisinden birini diyeceğiz. Bakalım şıkları okuyalım. Diyor ki X canlısı prokaryot ya da ökaryot olabilir. Eğer ki ayrıştırıcıysa bakteri ya da mantar olabilir arkadaşlar. Yani prokaryot ya da ökaryot olabilir. Bu doğru. Y canlısı kemosentetiktir. Evet, bulduk, kemosentetik. Doğru. Z canlısı fotosentetik canlı grubunu oluşturmaktadır. Z'ye bakıyorum. Evet, fotosentez yapıyor. Doğru. Y canlısı prokaryot ya da ökaryot olabilir. Bakın kemosentez yapanlar için ne dedik? Sadece prokaryotturlar dedik. Ökaryot olamazlar dedik. O yüzden yanlış olan budur. X canlısı çürükçüdür. Yani ayrıştırıcıdır. Doğru arkadaşlar. X canlısı ayrıştırıcıdır. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Geçelim 6. soruya. Diyor ki doğal bir ekosistemde hangilerinin yapılması ekolojik dengeyi bozar? Zararlı böceklerin öldürülmesi için kimyasal ilaçların kullanılması. Şimdi bakın ekolojik dengeyi böyle bozarsınız. Neden? Çünkü zararlı böcekler bitkilerde zararlı olan
İşte veya hastalık yapıcı olan mikropları öldürebilir. Ayrıca zaten kimyasal ilaç kullanırsanız yine doğanın dengesini bozmuş olursunuz. O yüzden bu dengeyi bozuyor. Orman yangınlarının artması, evet, zaten bozuyor. Zehirli bitkilerin kesilerek yok edilmesi. Arkadaşlar, zehirli bitkiler ne yapıyor biliyor musunuz? O normal bitkilerin işte üzerinde bulunan mikropları öldürüyorlar. O yüzden de zehirli bitkileri kesmemiz oradaki mikropların üremesini artırmamız demektir. O yüzden bu da ekolojik dengeyi bozar. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak. Geçelim 7'ye. Diyor ki yandaki besin zincirinde tabandan tepeye doğru gidildikçe hangileri artar, hangileri azalır? Arkadaşlar, tabandan tepeye yani yukarıya doğru gittikçe birey sayısı ne olur? Birey sayısı azalır, değil mi? Kimyasal atık birikimi yani biyolojik birikim ne olur? Artar. Biyokütle ne olur arkadaşlar? Azalır. O zaman 1 ve 3 azalır. 2 ne olur? Artar olur. Geçelim sonraki sorumuza. İki tane sorumuz kaldı. Sekizinci soruda diyor ki, kemosentetik bakterilerin doğadaki tüm yaşam açısından en önemli özelliği nedir? Kemosentetik canlılar ne yapıyordu? Zehirli inorganikleri zehirsiz hale getirir. Zehirsiz hale getirir. Yani onları kullanır arkadaşlar. O zaman bakacağız şıklarda var mı zehirli ile ilgili bir şey. Evet. C şıkkına diyor ki zehirli inorganikleri yararlı inorganiklere çevirme. Evet, cevabımız bu olacak. Geçelim 9. sorumuza. Doğadaki yaşama ve beslenme tiplerinden biri de hem ototrof hem de heterotrof beslenmedir. Böcekçi bitkiler bu beslenme biçimini gerçekleştirir. Neydi? Böcekçi bitkiler ne yapıyordu? Azotça fakir topraklarda yaşadığı için böcekleri sindirerek azot ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca böceklerde bulunan amino asitleri direkt kullanıyor arkadaşlar. Diyor ki karbonhidrat sentezini gerçekleştirir. Hayır, tamamen azot ve proteinle ilgili bir durumdur. Bu gitti. Gerekli azotun tümünü topraktan inorganik tuzlar şeklinde alırlar. Hayır, topraktan zaten azot alamadığı için böcek sindiriyor. O yüzden bu da yanlış. Amino asitlerin tamamını yakaladıkları böceklerden temin ederler. Doğrudur arkadaşlar. Amino asitlerini kullanıyorlar böceklerin. Cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak. Evet, soru çözümümüz burada bitti. Sizler de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümünü gerçekleştirin arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.